Kıymetli hemşerilerim, yine çok güzel bir Gazi şehir sabahı ve biz yine mesaimizi bu alanda başlatıyoruz. Yani haftanın birkaç günü bu protokollerle mesailerimize başlıyoruz ve her seferinde çok keyif alıyoruz. Bunların birçoğunu da kıymetli başkanımla yapıyoruz. Ve herkesin gördüğü gibi sadece eğitimde değil, sadece dezavantajlı kesimler ya da büyük altyapı projeleri birlikte yaptığımız ya da sanayiciye dönük projeler değil, aynı zamanda bizim hep varlığıyla ve o noktadaki sektörel gücüyle övündüğümüz Gaziantep'in tarım alanına ilişkin de işte protokol nasip oluyor. Gerçekten Antep'imiz diğer özellikleriyle beraber bu Gazişehir çok güzel bir tarım alanı. Ve tarıma ilişkin çok güzel faaliyetler yapıyor. Her konuda olduğu gibi tarım anlamında da, çiftçi anlamında da, tarla anlamında da, tarımsal üretim anlamında da devletin ilgili kurumlarının yanında olan Şahin Bey Belediye'mizi ve Mehmet Tahmazoğlu Başkanımı canı gönülden tebrik ediyorum ve ona çok teşekkür ediyorum. Sayın Valim, ben ilk protokolümü imzaladığımda siz bu işlere alış demiştiniz. Geleli 3 hafta oldu, 3. protokol. Allah hayırlı olsun. Sizin önderliğinizde ve huzurunuzda ben belediye başkanımıza tarıma ve çiftçiye verdiği destek için yine bu projenin uygulamasında büyük emek harcayacak il müdürümüze şimdiden teşekkür ediyorum efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Tarım İl Müdürüm. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üretim çok önemli. Özellikle Şahin Bey'de 80 tane bizim kırsal mahallemiz var. Burada yaşayan çiftçilerimiz var. Sayılar önemli. Biz göreve başladığımızda 4500 tane çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi vardı. Bugün itibariyle 7738'e yükseldi. Yani tersi bir göç var. Şehirden artık insanlar köye göçüyorlar. Çünkü 7 yıldan beri çiftçimizin kullandığı tohum, arpa, buğday, mercimek, gübre, hayvan yemi belediyemiz tarafından karşılanıyor. %50'si belediyemiz tarafından karşılanıyor. Hem çiftçi kayıt sisteminde hem hayvancılık yapanlarda ciddi bir %100'e yakın bir artış oldu çiftçilerimizde. 80 bin dekardı Şahin Bey'de ekil alan. Şu an 300 bin dekara çıktı. Daha da çıkacak yer kalmadı çünkü her taraf ekiliyor. Bu destekler bu açıdan önemli. Bir de biz tohumları Sayın Valim TİGEM'den alıyoruz. Yerli tohum, yerli tohumun yaygınlaşması, kullanılması bakımından önemli. Gübreyi de gübre taştan alıyoruz. Yem de özellikle çiftçilerimizin en çok tuttuğu, hayvanlar için en çok sevdiği yemleri satın alarak böylelikle hayvancılığı geliştirmiş oluyoruz. Bugün de Allah nasip ederse 1000 ton arpa, 800 ton buğday ve 2000 ton da gübre protokolümüzü alacağız. Yaklaşık maliyeti dediği gibi 60 milyon lira, yarısı belediyemiz tarafından karşılanacak. Çiftçimiz ürettikçe, ülkemiz kazandıkça biz çok daha mutlu oluyoruz. Siz de bizlere bu konuda destek olduğunuz için şahsınıza, Sayın Valiliğimize, sizlere, Kaymakamımıza, Tarım Müdürümüze ve emeğe geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, az mübarek bu Cuma gününde hepinize saygılarımı, hürmetlerimi iletiyorum efendim. Protokollerimizden bir tanesi efendim tohumla ilgili. Tohumda Şahin Bey Belediye'mizden Allah razı olsun sizlerin de büyük desteğiyle Sayın Valim hem arpa hem de buğday olarak Şahin Bey çiftçimize destek çıkacaklar. Bir diğer protokolümüz de inşallah gübre ile ilgili efendim. Gübrede de 20-20 çeşit olmak üzere ve gübre taştan alınıyor. Ona da çiftçilerimize destek çıkacaklar. Bugünkü yapacağımız protokolün maliyeti yaklaşık 60 milyondu. Bu 60 milyonun 30 milyonu Şahin Bey Belediye Başkanımız tarafından karşılanıyor. Allah kendilerinden razı olsun. Bugüne kadar çok projelere imza atıldı. Bana şunu sorursanız Sayın Valim, acaba Şahin Bey Belediyesi'ne yapmadığınız hangi işler var? Tahmin ediyorum aklımıza herhangi bir şey gelmeyecek. Çünkü dağıtılan çizmeden Şahin Bey'de bulunan köpeklerin, çoban köpeklerin aşılamasına kadar her türlü konuda destek çıktılar. Ben sizin huzurunuza şükranlarımı arz ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Eyvallah. Ve imzalayacağımız protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok sağ olun.